Öncelikle basın mensubu arkadaşlarımız hoş geldiniz. Bizi şereflendirdiniz, onurlandırdınız. Hedeflerimiz bu sene pandemi dolayısıyla gerçekleştiremediğimiz hedeflerimiz var. Tesislerimizi yapmak istiyoruz, altyapımıza kavuşmak istiyoruz ve bu takımı ikinci lig ve PTT ligine çıkarmak istiyoruz. Takım transfer ihtiyacı var mı? Takımın şu anda 3 tane transfere ihtiyacı var. Ocak ayındaki ara transfer döneminde de açığımızı kapatacağız. Hocamızın istediği doğrultuda. Hedefimiz bu sene bu takımı çıkarmak. Evet, davetimize iştirak ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben daha tabii yeniyim Altındağ Spor'da. Aslında Ankaralıyım. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Ama Ankara'da çalıştığım ikinci takım bu. Ankaragücü'nde çalıştım ben. İkinci takım Altındağ. Takımı tanımaya çalışıyorum. Daha 10 gün oldu buraya geleli. Geldiğim günden beri ama vizyon sahibi olan bir yönetimle karşılaştım. Tabii hedefleri olan bir yönetimle karşılaştım. Onun için hedefler doğrultusunda inşallah hep beraber burada takımı bir üst lige çıkarabilmek için her şeyi yapacağız. Bütün çalışmaları yapacağız. Genç iyi bir kadromuz var. İnşallah bir seri yakalarsak hedefimizi daha net görebiliriz bundan sonraki süreçte. Tabii devre arası yapacağımız transferler önemli burada. Burada tabii Ankara'da olmanın büyük avantajları var. Doğuda, Güneydoğu'da herhangi bir takıma oyuncu götürmekte zorlanıyorsunuz ama Ankara'ya oyuncu geliyor. Şunu isterdim açıkçası. Sezon başı bu takıma gelseydim, erken görev alabilseydim çok daha genç, çok daha kaliteli bir kadro oluşturabilirdik. Ama tekrar söyleyeyim, şu anda da elimde çok iyi bir oyuncu kadrosu var. Bu oyunculara sadece kim olduklarını, hangi takımda oynadıklarını, hangi semtin takımında oynadıklarını, nasıl bir yönetimin oyuncuları olduğunu hatırlatmak lazım. Hedefimiz için çalışacağız, her şeyi yapacağız. Tesisle ilgili şöyle, belediye başkanı çok bize destek oluyor. Asım Başkan bize çok destek oluyor. Yani çok yardımda bulunuyor. Tesis konusunda da bizi destekliyor. Eğer uygun zeminler olursa da yap işlet modeliyle yapmak da istiyorum. Açıkçası para harcamak istiyorum tesislere. Çünkü Ankara'nın en büyük sıkıntısı sahaları. Yani bu kadar profesyonel ekip olup da tesisi olmayan bir Türkiye'nin başkentiyiz yani. Bu bizim kanayan yaramız aslında. Yani biz sahamız olmadığı için deplasmana gider gibi dışarıda oynamak zorunda kalıyoruz. 50 kilometre git, 50 kilometre gel. Yani bu futbolcular için çok büyük sıkıntı. Biz de isteriz ki tesisimizden çıkıp direkt sahaya inmeyi. Ama bunlar olmadığı için yani bunları gerçekleştirmek istiyoruz. Spor adına biz bunların hepsini yapmak istiyoruz aslında. Yani destek olunursa biz isteriz yani. Karapürçek sahasında incelememizi yaptık. İlk etapta Bal Ligi'ne göre yaptıkları için tesisi standartlara uymuyor. Standartlara uymadığı için de biz orada sahamızda oynayamıyoruz. Antrenman da yapamıyorsunuz. Antrenmanımızı yapıyoruz. Orada Tesis yapamıyorsunuz. olarak kullanıyoruz. Tamam. Başkanımız bize tahsis etti orayı. Güzel. Sağ olsun. Ama fizibilitesini yaptık. Mimarlarla görüştük orayla ilgili. Oranın bize tahsisi yapılırsa eğer orayı hem 3. ligde 2. ligde oynanır bir stat haline getireceğiz. Hem bunu Altındağ'a kazandırmış olacağız bu tesisi. Hem de sahamız olarak biz orada oynamış bulunacağız. İnşallah.